Kürt sorunu yok. Kürtler bizim kardeşimiz, bizim insanlarımız, temiz insanlar. 923 sene bu Anadolu'da beraberiz. Birçoğu zaten Orta Asya'da beraber geldi. Kayıpları var. Bizi kandırmak için meseleyi bu hale getiriyorlar. Efendim Kürt sorununa bir çözüm getir. Veya efendim bu iş özel kimlerle veyahut da askeri birliklerle silahla çözümlenemez. Neyle çözümlenecek? Siyasi çözümdür. Ne demek siyasi çözüm? Kanlı katil bugüne kadar 20 bin masum insanın kanını içmiş, onları öldürmüş, öldürmüş olan Abdullah Öcalan'ı muhatap alacaksınız. O gelsin Türkiye'ye, onunla oturun anlaşma imzalı. Ona hak tanıyın. İşte şu iller senin. Sen burada otur, federasyon kur, parti kur, istediğin gibi okul aç. Oradaki okullarda öğrenciler Türkçe eğitim görsünler. Olmaz. Bu Türkiye'yi parçalamak, Türkiye'yi yıkmak demek. Türkiye'de yerli olarak başka dil konuşanlar da var. Arapça konuşanlar da var. Güneydoğu'da. Karadeniz kıyılarında başka dil konuşanlar var. Yurtta konuşanlar da var. Çerkez konuşanlar da var. Boşnakça konuşanlar da var. Bu yola gidemeyiz. Bu yola gitmek ilme de aykırıdır. Şimdi Hacettepe'de profesör olan değerli ilim adamlarımız var. Bunlar Sorbon'da eğitim görmüşler. Paris'te, Sorbon Üniversitesi'nde. Onlardan aldığım bilgiye göre Fransa'nın Britanya bölgesi var biliyorsunuz bu kuzeybatısında. Orada yaşayan halk Ural Altay dillerine mensup olan yerli bir dil konuşuyorlar, Britanya. Britanya'nın biraz güneyinde de Normandiya var. Orada yaşayan Normanlar da Normanca dediğimiz yerli bir dil konuşuyorlar. Daha güneyde İspanya sınırına doğru Basklar var. Fransa'nın güneyinde Akdeniz'de Korsika adası var. Halkı İtalyandır, İtalyanca konuşuyor. Şimdi o profesör arkadaşlarımızdan aldığım bilgiye göre Britanya'da Fransızlar oradaki zaman zaman yerli halkın boynuna şöyle yazılı bir levha astırıyorlarmış. Britanya konuşursan köpek olur. Görüyor musun? Normalde konuşursan köpek olur. Normandiya'da böyle levhalar asıyorlar. Kendi vatandaşlarını boynuna. Şimdi bunların milletvekilleri kalkıp bize geliyor. Bizim depli milletvekili Leyla Zana'ya arka çıkıyor. Bir takım şöyle söylüyor. Kendi toprağında kendisi Fransızca'dan başka resmi dili bile kabul etmemiş, anayasasına koymuş. Fransızca'dan başka bir dille televizyon yayını yapılması mümkün değil. Korsika'da öyle. Bize geliyor sömürgecilik yapıyor. Bizim iç işlerimize karışıyor. Biz sömürge miyiz? Fransız ya Alman gelip bizim iç işlerimize burnu sokacak ve bizi zorla etnik ırkçılığı kabul ettirmeye çalışıyor. Etnik ırkçılık nedir? İşte Kürtçülük dediğimiz mesele. Irkçılık felakettir. Türkiye vatandaşları hepsi eşit haklara sahip vatandaşlardır. Koca Türkiye hepimizin. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri 9 Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye'nin başına geldi o zaman. Bu şimdiki Sayın Demirel 9. Cumhurbaşkanımızdır. Bunun 4 tanesi doğru. İsmet İnönü ailesi Bitlis'in, Kürümoğlu. Ondan sonra Cemal Gürsel Paşa, Erzurum'un Hunus ilçesinde.
Ondan sonra Tarık Boruk Paşa, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde. En son vefat eden rahmetli Türk'ü Paşa, biliyorsun manat verdim ve bende Türk kanı var diyor kendisi. Saklamıyor. Yani Türkiye'de bir diskriminasyon yok. Bir, yani bunlar Türk'müş ya, bunlar Arapça konuşuyormuş, bunlar şöyle, böyle bir şey yok. Hepsi bizim kıymetli kardeşlerimiz, kıymetli vatandaşlarımız. O bir türlü düşman olur. Türkiye'yi dağıtmak için, Türkiye'yi paramparça etmek için ve neticede Türk milletini yok etmek için tezgahlarını sürüyorlar. Onun için bunu Türk milleti olarak, akıllı insanlar olarak kabul etmeyeceğiz. Hiçbirisi. Kürt sorunu yok. Terör sorunu, bölücülük sorunu. Ben ne dedim? Ben bir söylediğim söz var bugün, çok kullandım. Kürtçe konuşan kardeşlerimiz ne kadar Kürtse, Kürtçe konuşan bizler de onlar kadar Kürt'üz. Biz Kürtçe konuşanlar ne kadar Kürtse, onlar da bizim kadar Kürt.